çok kötü şeyler oldu şu an. İlhan Bey. Sadece 5 dakika. Sen nasıl bir şerefsizsin lan ha? Nasıl bir mahlukatsın lan sen? Vurma. Lan vurma vallahi kötü olur bak ha. Aha, al. Buyur kardeşim. Ben bir şey yapmadım. İftira değil, gerçek. Buradayım Kadir. Bir yere gitmiyorum yani. Alış sen de. İlhan inşaattan düşmüş. Hastanedeymiş. Durumu kritik diyorlar. Geçmiş olsun. Lütfen. Sen beni dünyanın en mutlu insanı yapmıştın. Sevinç vaat etmiştin. Mutluluk vaat etmiştin. Şimdi nereden çıktı bu keder? Ben hiç bilemedim. Sevinç mi kederden büyük? Yoksa keder mi sevinçten? Benim hayatımda bunlar hep yan yanalar. Hep birlikte geliyorlar beni ziyarete. El ele. Hiç ayrılmıyorlar birbirlerinden. Ne zaman bir şeye sevinsem biliyorum ki peşinde yine keder.
ölme ne olur. Ben seninle nefes almaya başladım. Yaşamaya başladım ilk defa. Ne olur ölme. Sen kimsin? Sen benim kardeşim değilsin. Benim kardeşim bunu yapmaz çünkü. Bu saçmalığı yapmaz benim kardeşim. Konuşsana bir şu desene. Yapmadım de bir şu. Yapmadım abi de. Ben sana bunu yapar mıyım de. Ben senin kardeşinim ben. Düşünün ben senin. Ben herkes yapar, ben sana yapmam de. Yapmadım de bir şu. Ha? Ya sen? Sen bizim en akıllımızsın. Abimlerle beni koy bir yere. Hepimiz senin tırnağın etmeyiz. Ya... Ya sen hangi ara bu şerefsizle buluştun? Hangi ara görüştün? Hangi ara ikiniz? Tövbe estağfurullah. Nasıl yaparsın ya böyle bir salaklık? De bana. Anlamazsın. Ne? Anlamazsın dedim ama. Neyini anlamayacağım Müşra? Benden yakın kim var sana kızım? Kaç tane saç telin var onu bilirim ben. Ne yersin, ne içersin, neyi seversin, neye ağlarsın, neye üzülürsün. Benden iyi bilen mi var? Anlat, anlamaya çalışayım. Hadi anlat. Beni dinledin. Sen hala evlisin Müşra. Kağıt üzerinde de olsa hala evlisin. Yakıştı mı yakışmadı. Ailemize yakıştı mı yakışmadı. Ya ben 4 senemi heba etmişim. Bir güne bir günde ağzımı açıp bir şey dememişim. Hala beni sevdi diyorsun bana. Beni sevdi demedim. Dinledi dedim. Gördün mü sen de dinlemiyorsun işte. Ya dinlesen duyarsın ne dediğimi. Ben? Sen yoktun abi. 4 yıl boyunca yalnızdım ben. Ya kimin için diyecektin? Haklısın. Beni korumak için amenna, Allah razı olsun bir sen vardın. Bir sen korudun beni. Ama bu başka. Hayatımda ilk defa biri bana değer verdi. Gözlerimin içine baktı. Hatalıyım kabul. Ama hatasız kim var abi? Günahsız kim var de bana. Olmaz. Öyle olmaz, bu adam olmaz, olmaz. Kararımı verdim ben, boşanma davası açacağım. Boşansan da olmaz, boşansan. Babama ettiği laflar, bana ettiği laflar. Bu herif bizi küçümsüyormuş şu an. O adam bizle dalga geçiyor. Hırkalılar diyor bize, bu adam bizi yok etmeye çalışıyor. Öyle değildir o, öyle demek istememiştir. Ya sana ne oldu Büşra? Nerede benim akıllı kardeşim? He? Benim her şeyin en doğrusunu bilen, benim her şeyi gören, gurur kaynağım, gözünden sakındığım. Ya ben senin saçının teline zarar gel. Oh. Yok senin aklın karışmış, senin aklın karışmış senin. Sonra uzun uzun konuşuruz biz, tamam mı? Öyle olmaz, böyle konuşmayalım. Al çantana gidiyoruz. Hadi burada kalmana izin veremem. Hadi al çantanı. Gelmeyeceğim al. Abi ben. Çocuk değilim ben. Dönmeyeceğim eve.
İlhan'ı bir başına bırakamam. Yalnız bırakamam. Ne yapar? Nasıl iyileşir? Ne gerek vardı böyle bir şey? Başkası olsa sıyırır geçerdi de. Sen öyle büyük hayal kırıklığına uğrattın ki beni. Öyle yıktın ki beni. Anlatsam aklın hayalini almaz. Ben içeri geçeyim bak. O kapının arkasında ailen, biz yokuz. Ben yokum. Babam bugün yerini görecektik. Babam sen benim aklıma bir kaydı. Sen çık. Peki efendim. Beceriksiz. Çık dışarı. Önce kapıyı çal. Kapıyı. Affedersiniz. Ben kimse yoktur diye girdim bir anda. Kusura bakmayın. Sen Büşra mısın? Evet. Siz babası. Acımdan böyle konuşuyorum kızım. Affet. İlhan senden bahsetmişti. Öyle mi? Kızım lütfen, lütfen oğluma iyi bak. Beni görüyorsun. Ben yapamam. Sen artık onun için de güçlü olmalısın. Ferit Bey. Vedat. Buyurun efendim. Hadi biz gidelim. Abi ne oldu? Kötü bir şey yok değil mi? Yok be kızım. Başımıza gelen kadarı yetmedi mi Allah aşkına? Sen niye geldin o zaman? Seni götürmeye geldim. O ne demek? Şura, kızım biz çok zenginiz ha. Öyle böyle değil bak. Anlamadım. Ha diyorum ki yani gerek yok bu herife. Sen gel. Abi ne biçim konuşuyorsun sen ya? Ya sen bu herifin peşine niye takıldın? Bizim paramız var ama yok. Yakında bir yerlerde ama koklayamıyoruz da işte artık öyle değil. Artık musluklar açıldı.
Ben her şeyi halledeceğim, sen merak etme. Evdekilerin de gönlünü alırım ben. Çok üzüldü derim, pişman oldu derim. Derim işte bir şey, sen yeter ki dön kız. Sen şimdi benim İlhan'ın yanında parası için mi? Abi senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Ben bu kadar adi, bu kadar çıkarcı, bu kadar ucuz biri miyim? Yaşar abim bana dediğinde bile bu kadar canım yanmamıştı ya. Git. Git, Allah aşkına git. Yemin ederim elimden bir kaza çıkacak. Büşü. Büşü deme bana. Sen bana Büşü diyemezsin. Bana bir tek Kadir abim Büşü diyebilir. Büşra da deme. Kardeşim hiç deme. Adımı anma ya. Ne olur adımı anma. Git. Git hadi, defol git. Yeterler. Herif sırf içeride cansız yatıyor diye kıymete bindi be. Bu herifin nasıl bir canavar olduğunu bilmiyorsun sen kızım. Benim yüzümden oldu zaten. Kör öldü, badem gözlü oldu anasını satayım. Ben bu herifi aşağı etmeseydim senin için bu kadar kıymete binmeyecektim. Sen de benim sözümü dinleyip eve gelecektin, gelmeyecek miydin? Yaptın, kendi düştü o. Yaptım. Yine olsun, yine yaparım. Benim babama bu yüzünden inme indi, inme. En ufak bir pişmanlığım varsa da şuradan şuraya gitmek nasip olmasına o kadar da söylüyorum sana. Delirdin mi sen ya? Ne diyorsun sen? Babam onun yüzünden felç olmadı abi. Senin yüzünden oldu. Senin hataların yüzünden. Ben yaptığım hataların bedelini ödemeye hazırım. Ödüyorum da. Sen de git artık kendi yaptığın hatalarla yüzleş. Yeter lan. Seninle konuşmaya gelen de kabahat lan. Bu ol bana ne? Sende kabahat. Kardeşini kurtaracakmış. Sana kaldı çünkü. Hocam hastayı kaybediyoruz. Nabız alamıyorum. 1 mg maddemenin nasıl? İlhan? Hazırlıyorum hemen. Elektro. Ne oldu? 200'e şarjı. Ne oldu? Nesi var? Ne oldu? Hazır. İyi mi? Çekile. İyi olacak çekile. Mı? Lütfen. Lütfen çok öğrenmek hanımefendi, istiyorum hanımefendi. Sadece. Lütfen. Tekrar. Tekrar. Abi, ne olduğunu söyler misiniz? Ne olduğunu çok öğrenmek istiyorum. Lütfen. Tekrar. İlhan. İlhan lütfen. Çekile. Arkadaş affet, burada böyle nefroloji bölümü yazıyor. Nefroloji ne demek biliyor musun? Yo. Allah kimseye hastalık vermesin. Vallahi bak, sağlığım tamamsa gerisi halloluyor. Hiç. Böbrek hastalıkları, böbrek. Nereden bildin? Şok diyebildin. Yüzümden mi? Ha? Sarı mı? Ha? Sana demiyorum ya. Nefroloji dedin ya. Nefroloji böbrek hastalıkları işte. Ha sen bunu diyor. Ya vallahi razı olsun senden ya. Vallahi billahi. Ya sinirden delireceğim ha. Diyorum ki böbreklerim hasta, rahatsızlığım bu. Nefro, mefro. Nereye gönderiyor? Sen doktor musun?
O nereden çıktı ya? Böyle bildin ya, onun için diyor. Yok yok, ben de böbrek taşı düşürmüştüm de bir vakit. O serviste yattım, oradan biliyorum. Ha sen de büyük geçmiş olsun ya, var ya Allah düşmanıma vermesin. Ya bu nasıl bir beladır arkadaş ya? Sıkıntı. Çok su içmen lazım ha. Ya evet, ama o zaman da sürekli hacete götürüyor. O daha bela. Kaç milimmiş söyledi mi doktor? Yani 5 milimin altındaysa o kendi düşüyor. Değilse sıkıntı. Şimdi yok bilmem, şimdi radyolojiye yollarlar işte, film benim ne istiyorlarsa çektik ettik geldik. Hadi bulsam doktora soracağım ama önce servisi bulmam lazım. Servisi bulamıyorum ki. Yani böbrek bölümü diye yekten böyle dümdüz yazsana bulayım ben de. Bu ne ya? Senin şive miyve bir değişik ha. Memleket nere? Ben İranlıyım. Farsi. Firuz be. Servet. Eyvallah. Yaşıyor. Yaşıyor değil mi? Saat başı konuşuyor. Düşmeden kaynaklı iç kanamalar söz konusu. Kan takviyesi yaptık. Şimdilik her şey kontrolümüz altında. Ama zor bir gece olacak. Her şeye hazırlıklı olmakta fayda var.